Dünyanın evren hakkında bildiği tüm bilgilerin mimarı olan Hubble, Dünya'dan yalnızca 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Webb ise Dünya'dan 1,5 milyon kilometre ileride, ikinci Lagrange noktasına konumlandı. James Webb, Hubble teleskobundan 100 kat güçlü. Ayrıca bir diğer anlamda zamanda yolculuk yaparak, 13,5 milyar ışık yılı öncesini görebilecek. İşte Webb teleskobunun 10 gözlem hedefi. Kızılötesi de erken evren. James Webb Uzay Teleskobu, gözlemlerini yaparken aslında bir nevi, binlerce yıl ötesini gözlemleyecek. Teleskop, evrenin ilk hallerine ışık tutacak ve, erken evreni elektromanyetik spektrumun, kızılötesi bölgesinde gözlemleyerek görselleştirecek. En uzak ve en eski galaksiler. Erken galaksileri tam olarak saptama yollarından biri, en uzak ve en parlak altı kuasarı gözlemlemekten geçiyor. Evrenin önemli sırlarını barındıran kuasarlar, süper kütleli kara delikleri besleyerek çalışıyor. Öte yandan James Webb araştırmacıları, evrimlerini anlamak için çevrelerindeki galaksiler üzerinde, belirgin bir etkiye sahip olan kuasarları kullanacaklar. Jüpiter büyüklüğünde öte gezegenler. Son 30 yılda, öte gezegen tanımı gelişmeye başladı. Genellikle gelgit şeklinde yıldızına bağlanan bu gezegenlerin, bir tarafı hep gündüzken bir tarafı hep gece oluyor. Öyle ki şu anda 4000'den fazla, kayıtlı öte gezegen bulunuyor. James Webb ile birlikte, bu sayının oldukça artması bekleniyor. Aynı anda 100 galaksi. James Webb Uzay Teleskobu, geniş bir gözlem yeteneğine sahip. Öyle ki araştırmacılar, galaksileri geniş açıdan gözlemleyerek, hareketlerini ve dönüşümlerini inceleyecekler. Süper dünyalar. Süper dünyalar, bir başka deyişle öte gezegen kategorisinde yer alıyor. Öyle ki Dünya'dan en az 10 kat büyük olan bu gezegenler, kendi boyutuna sahip Neptün gibi gezegenlere kıyasla oldukça hafifler. Tamamen, yoğun gaz tabakalarından bile oluşabilen süper dünyalar, herhangi bir sisteme dahil değiller. TRAPPIST-1 sistemi. Dünya'dan 41 ışık yılı uzaklıkta bulunan, TRAPPIST-1 sistemi 2017'de keşfedildi. Bu sistemi, diğer sistemlerden ayıran en önemli özellik ise, sistemi dünyaya benzemesi ve insanoğlu için, yaşanabilir olması. Öyle ki 7 dünyası, yıldızlarının yaşanabilir bölgesinde bulunuyor. Organik moleküller ve gezegen doğumu. James Webb Uzay Teleskobu'nun en önemli özelliklerinden birisi de, kızılötesi görüntüleme yapması. Bu özelliği ile birlikte teleskop, yıldızların ve gezegenlerin doğduğu yoğun, büyük yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarına bakabilecek. Yaratılışın sütunları. Yaratılışın sütunları, hiç kuşkusuz evrenin en estetik manzaralarından birisi olarak kendini gösteriyor. Öte yandan Hubble, sütunlardaki yıldız doğum süreçlerinin ayrıntılarını toplamıştı. Artık James Webb, kızılötesi yeteneği ile uzay bölgesi hakkındaki detayları ortaya çıkaracak. Jüpiter halkaları ve uyduları. James Webb Uzay Teleskobu, genel olarak binlerce ışık yılı ötedeki nesneleri inceleyecek. Ancak, Güneş sistemi hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak için de çalışmalar yapacak. 40'tan fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, Ganymede ve Io programları ile Jüpiter'i, onun halka sistemini ve iki uydusunu inceleyecek. Asteroidler ve Dünya'ya yakın nesneler. NASA, kuyruklu yıldızlar ve asteroidleri, Dünya'ya yakın nesneler olarak sınıflandırıyor. Dünya'nın çekiminden etkilenebilecek bu nesnelerin, hareketleri takibe alınacak. Ayrıca uzay madenciliği için de, bir adım olması için bazı asteroidlerin yapısı incelenecek.